Halkların Demokratik Partisi grubu adına diğer konuşmacı, Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Sayın Fatma Kurtulan. Buyurun Sayın Kurtulan. Süreniz 25 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe, parlamenter rejimlerin temel varoluş sebeplerinden biridir. Parlamenterler, kendilerini seçen halk tarafından kamu gelir ve giderlerinin yine halk için kullanılmasını sağlamak üzere parlamentolara gönderilirler. Ancak bugün üzerinde konuştuğumuz bütçe, iki haftadır ısrarla söylediğimiz gibi halkın çıkarlarını gözetmekten ziyade ne yazık ki saraya hizmet eden, sermayenin cebini doldurmaya hizmet eden bir hale getirildi. Bunun ilk resmi adımı 16 Nisan 2017 referandumundan atıldı. Bütçe bugün müdahale edemediğimiz bir kanun teklifi olarak önümüzde duruyor. Sadece bu kürsüden iki haftadır muhalefet ettiğimiz bu bütçeye kadınlar için, çocuklar için, gençler için, sağlık için, emek için, inançlar için bir kuruş maalesef ekleyemedik. Veya güvenlikçi politikalar için, savaş harcamaları için belirlenen meblağdan bir kuruş çıkaramadık. Tek bir yetki kaldı elimizde, bütçeyi reddetmek. Peki neden reddetmeliyiz? Halkın temsilcileri olarak geldiğimiz, halk adına söz söylemeye çalıştığımız bu mecliste Adalet Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi konuşuyoruz. Ama gelin görün ki insanların ne adalete ne de hukuka inancı kalmış. Ortada adalet diye bir şey yok. Adalet sarayları cezaevlerine, cezaevleri ise toplama kamplarına dönüşmüş durumda. 2002 yılında 59 bin kişinin bulunduğu cezaevlerinde bugün 259 bin kişi var. 743'ü annesiyle kalan bebekler olmak üzere 3 bin çocuk cezaevinde. Birçok cezaevi işkence ve kötü muamele şikayetleriyle gündemden düşmüyor. 267 cenaze gömülü oldukları Bitlis'teki bir mezarlıktan 19 Aralık 2017'de DNA testi gerekçe gösterilerek çıkarıldı. Aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen cenazelerden sadece ikisi ailelerine teslim edildi. Kalan 265 cenazenin akıbeti belirsiz. Ölüm herkesi eşit kılar. Bu bütün dinlerin kabulüdür. Bu kabul kralların, hükümdarların erki elinde bulunduran bütün kişi ve kurumların üstündedir. Yaşayanlara da bir emirdir. Ancak dehşet içinde şahitlik ediyoruz ki kemiklerden, çürümüş saçlardan dahi intikam alınıyor. Mezarlardan çıkarılan cenazelerle adeta ailelere, yakınlarına işkence yapılıyor. Adaletsizlik işte böyle tesis ediliyor. Ne Roboski'nin, ne Soma'nın, ne Sivas'ın, ne Uğurların, Berkinlerin, Ali İsmail'lerin, Kemal Kurkutların, ne Şen Yaşar'ların, Diyarbakır katliamının, Suruç katliamının, Gar katliamının hesabının sorulmamış olması adaletin değil, adaletsizliğin tesis edildiğinin göstergesidir. Katledilişinin üzerinden 3 yıl geçen Tahir Elçi'nin faillerinin yargın önüne çıkarılmamış olmasının nedeni işte böyle açığa çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Ne sağlık hizmeti alanın, ne sağlık hizmeti verenin, bırakın sağlıklı kalmayı, sal kalma güvencesi bile yok. Sağlık ticaret kapısı gibi yandaşların emre verilmiş, evinde de ölse, hastanede de ölse vatandaş cebini dolduruyor bir yandaş. Kimi hastaneler doktor bulamıyor, bir sağlık çalışanına hasret, kimi sağlık emekçileri iktidarın gazabından çalışacak yer bulamıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Sanayi ve teknoloji anlayışınız savaş sanayi ve teknolojisinden öteye geçmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Gençlerimiz sosyal politika yoksunluğundan ya madde bağımlılığına batağında ya cemaatin elinde. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlı İzleme Merkezi'nin 2017 raporuna göre Türkiye sentetik uyuşturucu kullanımı sonucu ölümlerde Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada. Üniversite öğrencileri geri ödemesiz burstan yararlanabilecek kadar şanslıysa eğer giderinin ancak yarısına yetebilen bir bursa kavuşabiliyor.
Tam 1.174.000 gencimiz işsiz. Gençlerin, hayatların en güzel yılları yoksulluk ve işsizliğin pençesinde heba ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Başarılıymış gibi övündüğünüz bu kulvarda Türkiye kendisiyle yarışıyor. 16 yılda 6 bakan değiştirebilmek de bu başarıya dahil. Bakanlık eğitimin düsturunu yüzeysellik, ezbercilik, erkeklik ve tekçiliğe dönüştürülmüş. Çocuklarımız ensarın, aladan vahşetinde kurtulursa, cemaatlerin, tarikatların ellerinden saç çıkarsa ne âlâ. Beton politikasıyla iyi halden birbirine bağlanan Aile ve Çalışma Bakanlıklarına yeni adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Her gün en az bir kadın cinayeti haberi alıyoruz. Her gün en az 5 işçi hayatını kaybediyor. İnsanca koşullarda her an ölebilme kaygısı taşımadan çalışmak, isteyen yeni havaalanı işçilerin yaşadıkları emekçiye verilen değerin portresidir. Biz bu bütçeyi konuşurken iki sokak ötemizde Gülseren'in 44 yerinden bıçaklanarak kat edilmesi kadına verilen değerin göstergesidir. İçişleri Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor, huzur da yok, güven ortamı da yok. 24 Haziran seçimlerden 10 gün önce Suruç'ta bir vahşet yaşandı. Huzuru, güveni tesis etmekle sorumlu İçişleri Bakanı cenazeler arasına bile ayrım koydu. Vekil ağabeyinin cenazesine bizzat katıldı. Şen Yaşar ailesine mensup 3 kişinin cenazesine katılanları biber gazına tazyikli suya boğdurttu. Hastaneler kameralar önünde gerçekleşen katliam karşısında İçişleri Bakanı kör nokta gibi davrandı. Failler hala yargı önüne çıkarılamadı. Geldikleri geleneğin bütün karanlığını ellerinde, yüzlerinde, kalplerinde ve dillerinde taşıyanlar, evlatlarının hiç değilse kemiklerini bulmak için yıllardır Galatasaray meydanda oturan cumartesi annelerine bu iktidarın döneminde hakaret etti. Eş gelen başkanımız Sayın Pervin Muldan bu iktidarın döneminde bizzat bakan tarafında tehdit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Daha diğer faciaların acısı tazeyken burnumuzun dibinde milletvekili adayımız Yusuf Yetim'in de aralarında olduğu 9 insan tren kazası adı altında ölüme yollandı. Faciayla ilgili açıklama yapan her yetkili kaza sebebini farklı açıkladı. Ama bizce kazanın asıl sebebi bu iktidarın artık raydan çıkmış olmasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Bakanlık doğa talanın ve rantının koordinasyon merkezine dönüştürülmüş durumda. Bakanlığın vizyonu beton, her daim beton. Bakanlığın ismi Beton ve Çimento Bakanlığı olarak değiştirilse yeridir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bütçe ayrılıyor. Nüfusun 16 milyondan fazlası açlık sınırının altında. Babalar çocuklarına bir pantolon alamadığı için intihar ediyor. Bakanlığa göre kriz yok. Çünkü hazine halkın değil, iktidarın elinde, saray nezdinde hazine sağlam ellerde. Cumhurbaşkanlığa bütçe ayrılıyor. Tek adamın tahakkümü bütün kurumların bütçesini hazırlar oldu. Günlük harcaması 1122 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk gelen sırça köşklerinden siyaset yapanlar, KHK'lilerin açlığa mahkûl edilmesini görmüyor. Erken yaşta emekli olup 40 yıl maaş alacaklar deyip emeklilikte yaşa takılanları emeklilikte Cumhur İttifakı'na takılanlara dönüştüren zihniyet, ejder meyvesinin parasını cebinden çıkıyormuş gibi kendi maaşına %26 zam yapıyor. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de dünyadaki düşük faiz oranıyla 600 milyar dolar ucuz kredi kullanıldı. 153 milyar dolar faiz ödendi. Alınan kredilerle fabrikalar açmak yerine var olan fabrikalar kapatılıp yerlerine AVM'ler dikildi. Ülke dev bir şantiye çevrildi, doğa talan edildi. Para betona, asfalta gömüldü. Ama artık yolun sonuna gelindi. Artık dünya küresel bir ekonomik durgunluğa giriyor. Düşük faizli ucuz dolar dönemi kapandı. Ülke döviz krizine, borç ödeyememe krizine girdi. Tüm bunlar büyük ekonomik krize dönüştü.
Bu krizden kurtulmak için yapısal reformlar yapmak, hukuka olan inancı yeniden tesis etmek, güvenlikçi politikaları terk etmek yerine ne yazık ki tam tersi politikalarda ısrar ediliyor. İktidarın tek bildiği krizin faturasını geniş halk kesimlerine yıkmak. Batan firmalarda bile adaletsizlik yapıldı. Yandaşı kurtarma formülleri geliştirildi. Daha fazla işsizlik, eriyen ücretleri daha da düşürmek, zam üstüne zam yapmak başlıca icraatlar oldu. Sadece 2018 yılında konut elektriğine %59, sanayi ve ticarethanelerin elektriğine %101, doğalgaza ise %32 zam yapıldı. Resmi işsizlik %12, fiili işsizlik en az %20, enflasyon %25, cari faiz oranları %30'un üzerinde. Toplam borç stoku son 15 yılda 13,5 kat arttı. 5 trilyon liraya dayandı. Mali disiplin adı altında sosyal harcamalar kısılırken vergilerin yükü ÖTV ve KDV ile halkın sırtına bindirildi. Gelir vergisinin dahi en az 2/3'ü emekçilerden alınıyor. Güvenlik harcamaları almış başını gidiyor. Ülke sanayisizleştirilirken aynı zamanda da tarımsızlaştırıldı. ABD'den Kanada'ya kadar dünyanın dört bir yanında tarım ürünlerini ithal eder hale geldik. Sosyal devlet küçültülüp bitirilirken devletin baskı ve zor aygıtları büyütüldü. Çözüm sürecinden barışa çok yakınlaşmışken iktidar bundan korktu ve kaçtı. Kürt sorunundan müzakereci yöntem bırakıldı. Çözüm masası iktidar tarafından devrildi. Güvenlikçi politikalara, çatışmacı anlayışa geri dönüldü. İktidar savaş politikalarını aynı zamanda Suriye'ye de taşıdı ve halkların iradesini yok sayan hegemonik politikasını bütün Suriye üzerinde sürdürüyor. Barış politikalarına yatırım yapmak yerine savaş politikalarına bütçe ayıran iktidarın bu zihniyeti bugün ülkenin önünde en büyük güvenlik sorunu olarak duruyor. Her gün savaş uçakları kalkıyor, çatışmalar devam ediyor. Gençler hayatın baharında tabutlarda taşınıyor. 40 yıl devam eden bu döngüde 40-50 bin insanımız yaşamını yitirdi. Biz buna mecliste bir çözüm getirmeliyiz. HDP bunun için çaba gösteriyor, HDP bunun için konuşuyor. Ama burada HDP'ye Kürt demeden, savaş demeden, çatışma demeden konuşma yapması dayatılıyor. 15 gün boyunca yer yer kimi partiler arasında inkarcılığın ittifakı bu çatı altında yaşandı. Barışın en güvenilir ve en maliyetsiz çözüm olduğu bir kez daha akla getirilmiyor. Son yıllarda denenen ancak hep aynı kapıya çıkarılan yöntemler ayrışmaktan, kutuplaşmaktan başka bir işe yaramaz. Kutuplaştırmayı durduralım diyoruz. İnsanları ayrıştırmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Bir de bizi dinleyin, barış için mücadele edenlerin sesine kulak verin. Değerli arkadaşlar, bütçe hayır dememiz için sebeplerimiz bunlardan ibaret değil. Bu bütçe kadını eve kapatmaya devam eden, sosyal yardıma muhtaç hale getiren bir erkek bütçesidir. Bu bütçenin öncelikleri kadın emeği ve bedeni üzerinden tahakkümü kurumsallaştırıyor. Kadının emeğini yok sayıyor, görünmez kılıyor. 1930'da Artvin Yusufeli Kılıçkaya Beldesi'nden Sadiye Hanım, 1950'de Mersin'de Müfide İlhan, 1957'de Mardin Midyat'ta Zekiye, Midyatların mirasıyla zenginleşen, Behice Boranların emeğiyle perçinlenen kadın mücadelesinin birikimi bu bütçede yer almıyor. Oysaki eşitsizliğin kağıt üzerinde kaldırılmasıyla yetinmediğimiz ve eşit temsiliyeti sağladığımız bir modeli yerel yönetimlerde hayata geçirdik. Yerel yönetimlere kadın elinin değmesini elimizden geldiğince arttırmaya çalıştık. Her ne kadar kayyum politikalarıyla yerel yönetimlerde kadın kazanımları boğulmaya çalışılsa da kadınlar var oldukça bu çabalar boşa çıkacaktır. Daha kat edecek çok yolumuz var. Çünkü iş gücüne dahil olmayan 11 milyon kadın var ve bu kadınların emeği görünmüyor. İstihdamda görünen 9 milyon kadının %26'sı ücretsiz işlerde, %43'ü sigortasız işlerde çalışıyor. İşverenlerin ise sadece 8'i kadın. Şu ana kadar yerel yönetimler için partilerin gösterdiği kadın aday sayısından fiilen eşitsizliğin devam ettiği net bir şekilde anlaşılıyor. Her alanda eşitsizlik bitene kadar
kadın mücadelesi bitmeyecek. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınların olmadığı bütçeyi kabul etmiyoruz. Bu bütçede Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler, Araplar, tüm inanç ve kimlikler yok sayılıyor. Bu toprakların zenginliği olan halklar, inançlar ve kültürler görmezden geliniyor. Onlarca dilin doğduğu, onlarca dilin konuşulduğu bu topraklarda bütün diller unutulmaya, kaybedilmeye terk ediliyor. Örnek vermek gerekirse 20 milyonun üzerinde Kürt vatandaşın yaşadığı Türkiye'de Kürtçe dili öğretmeni için Milli Eğitim Bakanlığı'nca 3 kontenjan açılıyor. Biliyoruz Kürtler çalışkandır ama yine de 20 milyona 3 kişi biraz insaf dedirtiyor. Burada iyi niyetli düşünüp 20 milyon insana değil 3 kişiye haksızlık yapıldığını varsayarsak bile bütçe elimizde kalıyor, yine olmuyor. Değerli arkadaşlar, muhalefetin bütçeye yönelik eleştirileri ne yazık ki halka ulaştırılmıyor. Bütçe görüşmeleri kamuoyuna yandaş medya üzerinden sunuluyor. Buradaki tartışmaların dozu yükseltiliyor, tansiyonu yükselttiği anlar iktidarın bir çalışmasına dönüştürülüp yandaş medyasına servis ediliyor. Halka nereye kadar ödenek ayrılacağından çok meclisin kavgası, tartışması sunuluyor. Kimi muhalif gazetecilere de bizzat AKP Genel Başkanı tarafından gözdağı veriliyor. Özgür medya bırakılmadığı için iktidarın politikaları ve bu bütçe üzerinde halkın kamuoyunun denetimi yok. İktidarın istediği de budur, kapalı bir rejimle bu ülkeyi yönetmek. Değerli arkadaşlar, AİHM'in derhal serbest bırakılması kararına rağmen siyasi iktidarın sopası haline gelen yargı emri yerine getirdi ve karşı hamleyi yaptı. Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası verdi. Biz bütçeyi görüşürken partimizin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Demirtaş, 140 bin lir verseniz hatırım kalır. Onurumu size ezdirmem diye seslendi. Demirtaş'ın bu sözleri duymak isteyene bir manifestodur. Yine aynı günlerde barış için risk alan Sayın İdris Baluken'in 7 yıl 6 ay hapis cezası, önceki dönem eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın 1 yıl 6 aylık hapis cezası onandı. Tamamen siyasi olduğunu defalarca dile getirdiğimiz rehine politikası bir kez daha kanıtlandı. Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a, İdris Baluken'e, Sırrı Süreyya Önder'e verilen hapis cezaları siyasetçileri de halkı da dize getirmeyecek, boyun eğdirmeyecek. Çözüm için siyasetin ateşten gömleğini giyenler cezaevinde de olsa çözüm için barış içinde ısrardan, mücadeleden asla vazgeçmeyecekler. Profesör Gencay Gürsoy'a, Profesör Şebnem Korur Fincancı'ya barışı savundukları için yine cezalar verildi. Bu ülkede barışı istemek oyları arttırınca başarı, oyları düşürünce suç oluyor. Tarihe barışı ısrardan vazgeçmeyen, barış ısrarından vazgeçmeyen, bir arada yaşam için gerekirse kendi yaşamdan feragat edenler yazılacaktır. Sizin hukuk oyunlarıyla geliştirdiğiniz hamlelere karşı halklar da seçimlerde en güzel hamleyle karşılık verecektir. Bundan kuşkunuz olmasın. Değerli arkadaşlar, artık klasik bir seçim yatırımına dönüşmüş olan insan hayatının oy hesabına kurban edildiği Kuzey Suriye operasyon bütçe görüşmeleri sırasında da gündeme getirildi. Amaç savaş iklimi yaratarak herkesi korkutup sindirmek. Afrin'i çetelere emanet etmek, Afrin'in malını mülkünü talan etmek, Afrin'i yerinden etmek, nasıl ki 24 Haziran seçimleri öncesinde zafer diye sunulduysa yine bir işgal, huzur götürüyoruz sözleriyle müjde gibi sunuldu. Savaş suçları olan yağmalama, demografi değiştirmeye politikaları müjde diye verildi. İçeride huzuru, dışarıda huzuru bekasına tehdit olarak gören hiçbir zihniyet ilelebet kalamaz. Tıpkı yoldaşımız İbrahim Ayhan'ın söylediği gibi, ta küme dönüşen her iktidar yok olmaya mahkumdur. Saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, bu meclisin bir üyesi olan Leyla Güven 44 gündür açlık grevinde.
Leyla yine engin bir duruş gösterdi. Ben demedi, biz dedi. Şahsını düşünmedi, toplumu düşündü. 44 gündür bizlere İmralı'daki mutlak tecritin insani hukuki politik açıdan kabul edilemez olduğunu, bir an önce sonlandırılması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Cezaevlerinde insanlar aynı taleple süresiz dönüşümsüz açlık grevlerine başladı. Yine 12 Eylül faşizmini bizzat yaşayan Gülten Kışanak 4 gündür açlık grevinde. Meclisin yapması gereken bu taleplere kurak tıkamaktan vazgeçmektir. Değerli arkadaşlar, HDP başka partilerin birbirini eleştirmelerinin zemini olarak görülmekten vazgeçilmelidir. Bakın, bütçe mesaimizin neredeyse tek gündemi Kürt sorunuydu. Kimi partiler o veya bu şekilde bize yüklendi. Eller masalara vuruldu. Bizlere yönelik konuşturma istedikleri yükseldi. Burada bu kürsüde ifade ettiğimiz görüşlere tahammül gösterilmedi. Bunun nedeni yaratılmaya çalışan faşizm karşısında ses olmamızdır. Halkın sorunlarını ve taleplerini buraya taşımış olmamızdır. Aynı düşünüyor olsaydık aynı sıralarda otururduk. Ancak farklı düşüncelerimizle, farklı temsiliyetlerimizle varız. Ne yazık ki sizler sözünü söylemeye devam edeceksiniz. Nasıl ki sizler sözünüzü söylemeye devam edeceksiniz, HDP de sözünü söylemeye devam edecek. Biz çözüm yollarını gösterirken iktidar ve ortağı çoğunlukçu anlayışla çözüm yollarını kapatmaya çalıştı. Dikkat edilirse adaletten ekonomiye, kadın sorundan Kürt sorununa varıncaya kadar ülkenin karşı karşıya bulunduğu temel sorunlarla ilgili iktidar ve ortağının ürettiği tek bir çözüm bile yok. Burada bir cümle ana dilini konuşan vekilimize dahi tahammül gösterilmedi. Bu sizin durduğunuz yeri gösteriyor. Biz ilkelerimizden, demokratik siyasetten asla taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Farklılıklara, çok sesliliğe, çok renkliliğe, çok dilliğe alışacaksınız. Sizin gibi düşünmeyen, bakmayan görüşlere alışacaksınız. Ana dillerin, farklı inançların varlığına, kadınların varlığına, sesine ve itirazına alışacaksınız. Tüm baskı ve engellemelere rağmen bu meclise giren vekillerin varlığına alışacaksınız. Bizler vekili olduğumuz halkların taleplerini ifade etmek üzere buradayız. Sorunlarına çözüm kanalları açmak için buradayız. Gelin halkların bir arada eşit özgür koşullarda yaşamasının yollarını açalım. Bunun için çabalayalım. Bir gün mutlaka çözüm için diyalog kanalları açılacaktır. Gelin bunu bizler yapalım. Analar her birimizin adını barış getirenler diye ansın. Değerli arkadaşlar, günlerdir burada konuşuyoruz. Ama sarayın yaptığı bütçenin noktası virgülüne konuşuna dahi dokunacak yetkimiz yok. Meclise sadece sarayın yaptığı bütçeyi onaylamaya, reddetmeye makamına dönüştürüldü. Gelin bu bütçeye hayır diyelim. Hazırlamadığımız, müdahale edemediğimiz, meclisin varlık ruhuna aykırı şekilde hazırlanan bu bütçeye hep beraber hayır diyelim. Bizler iki hafta boyunca bütçeyi neden kabul etmediğimizi anlattık. Bu bütçeyle yapılan ve yapılması öngörülen, halkı doğrudan ilgilendiren politikalara yönelik eleştirilerimizi, yaklaşımlarımızı ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Bu bütçede emekçinin, yoksulun, kadının, gencin, çocuğun adı yok. Bu bütçede üretim, tarım, doğa, kültür yok. Bu bütçe çiftçiden, çalışandan, emekliden yana değil. Bu bütçe ranttan, sömürüden yanadır. Bu bütçe artık siyasi iktidarın eseri olan karanlık tabloyu pembe gösterme çabalarına yetmiyor. Bu çabanın maliyeti gittikçe artıyor. Halkın huzura, barışa, güvenliğe, insanca yaşam koşullarına, hayatını kaygısız idame ettirecek ekonomik koşullara, adil bölüşüme ihtiyacı var. Halkın sözünü söylemek için bu meclise gelen vekiller olarak halktan aldığımız irade ile bütçe kanun teklifini reddediyoruz. Halkın bütçesinin saray tarafından hazırlanmasını kabul etmiyoruz. Neredeyse bütün milletvekilleri konuştu. Ama bir milletvekili %70 oranla Hakkari halkın iradesini temsil eden Leyla Güven sözünü söylemedi. Leyla Güven'in sözünü söylemediği bütçe kanun teklifini kabul etmiyor, reddediyoruz
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.